Hitit kralları hem başkomutan hem başrahip ve hem de baş yargıç yetkilerini elinde bulundurmuştur. Bu bilgiye göre Hitit yönetimi ile ilgili yargılarından hangileri söylenebilir? Mutlak monarşi yönetimine yer verilmiştir. Evet, mutlak monarşide bütün yetkiler tek kişiye, bir krala aittir. Burada da görüldüğü gibi bütün yetkiler tek kişidedir. Hem başkomutandır, bütün orduların komutanı odur. Hem dini liderdir, baş rahiptir, hem de bütün e, yargı organı ona aittir, ona bağlıdır. Evet, e, erkler bir elde toplanmıştır. Evet, yani e, yasama yürütme yargı gibi arkadaşlar, erkekler bir elde toplanmıştır. Yani dini görev, dini vazifeler, dini sorumluluk, e, efendim adli sorumluluk, ordu sorumluluğunun tamamı bir kişide toplanmıştır. Teokratik özellikler göstermektedir. Yani dini özellik göstermektedir. Dinle yönetilme özelliğini göstermektedir. Çünkü baştaki kişi aynı zamanda baş rahiptir arkadaşlar. Dinle yönetilen sistemlere biz teokratik devlet sistemi diyoruz. Dolayısıyla teokratik özellik de göstermektedir diyebiliriz. Evet, üçü de söylenebilir. Cevabımız E seçeneği olmalı. Mısır uygarlığında Tarım ürünlerinden alınan vergilerin hesaplanması, matematiğin Nil Nehri'nin taşma zamanı hesaplanması, astronominin gelişiminde etkili olmuştur. Bu durum yargılarından hangilerinin göstergesidir? Gereksinimlerin bilimsel gelişmeleri sağladığı kesinlikle e, bunu gösterir arkadaşlar. Çünkü neye gereksinim var? Neye gereksinim var? Şimdi vergilerin hesaplanmasına ihtiyaç var. Vergilerin hesaplanması matematik ilminin gelişimini sağlıyor aynı zamanda e, Nil nehrinin ne zaman taşıyacağı ne zaman suların çekileceğini bilmek zorundalar çünkü tarımla uğraşıyorlar Tarlalar suların altında kalabiliyor tarlaların sınırları bozulabiliyor Bu yüzden arkadaşlar Bunun için bir takvim yapmaları lazım Güneşin e, Hareketlerini ya da işte dünyanın Güneş etrafındaki dönüşünü işte bunu takip ederek e, Güneş takvimini icat ediyorlar Demek ki gereksinler bilimsel e, gelişmelerde e, sağlamış. Bilimin tarım üretiminde kullanıldığı, evet bilim, mesela işte matematik bilimi, e, astronom bilimi e, tarım üretiminde kullanılmıştır arkadaşlar. Çok tanrı inançlarının görüldüğü var mı burada? Dinle ilgili herhangi bir anlatım var mı? Yok arkadaşlar. Tek tanrı, çok tanrı gibi inançlar üzerinde yukarıda hiçbir şekilde durulmuş değil. O yüzden bunun göstergesi olamaz. Cevabımız 1 ve 2'nin yer almış olduğu B seçeneği olmalıdır. Belli bir dine inanan, evet belli bir dine inanan yönetilen ve dini otorite organlarının siyasi otorite organları yerine devlet idaresini elde tuttuğu devlet biçimine teokratik yönetim denir. Bu bilgiye göre ilk çağ uygarlıklarında görülen gelişmelerinden hangilerinin Teokratik yönetime benzer özellikler gösterdiği savunulabilir. E, teokratik yönetim arkadaşlar dinle yönetilen devlet, yönetimde dinin etkili olması, baştaki kişilerin din adamı olması, yönetim kurallarının dine göre belirlenmesi anlamlarına gelebilir arkadaşlar. Bu yüzden de belli bir dine dayalı yönetilen ve dini otorite organlarının siyasi otorite e, organları yerine devlet idaresini elde tuttuğu devlet biçimine teokratik yönetim denir. Evet, şimdi teokratik yönetime benzer özellikler gösteren öncülü beraber bulalım. Yunanlarda arhon denilen kanun adamlarının görev yapması. Evet, arhon denilen kanun adamları görev yapmış. Bunlar din adamı değil arkadaşlar. Bunlar hukuktan sorumlu kişiler. Ee, Mısır uygarlığında firavun denilen kralların tanrı kral olarak kabul edilmesi ve tanrı kral olarak kabul edilmesi e, bu devletin teokratik özellik gösterdiğinin en açık göstergelerinden birisi arkadaşlar. Çünkü baştaki kişi yani Firavun aynı zamanda din adamıdır. Yani aslında kendini tanrı ilan etmiştir. Ee, Sümerlerde rahip e, kralların devleti idare etmesi. Bakın rahip krallar var. Hem kral hem din adamı. Teokratik yönetime benzer özellik burada da var. Yani cevabımız 2 ve 3'tür. Yani E seçeneği doğru olmalıdır. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Anadolu'da uluslararası ticaretin gelişimine ortam hazırladığı savunulabilir? Firiklerin tarım alanında ilerlemesi. Bize uluslararası ticaretten bahsetmiş, tarımdan bahsetmemiş. Şimdi firikler zaten tarımla uğraşıyor. Bu onların şahsi, devletinin şahsi e, işlediği, e, uğraştığı bir alandır arkadaşlar. Yoksa tarımla uğraşıyorlar diye firikler e, sayesinde Anadolu'da uluslararası ticaret gelişmemiştir arkadaşlar. Sadece bu firiklerin uğraş alanı bize verilmiş. Tarım tarım var diye uluslararası ticaret gelişmiştir. diyemeyiz. Eee Lidyalılar'ın kral yolunu yapmaları işte bu uluslararası ticaretin gelişimini ortam hazırlamıştır. Çünkü Lidyalılar işte Ege'den başlayarak arkadaşlar işte e, tam Mezopotamya'ya kadar, o bölgelere kadar, Ninova'ya kadar bu büyük muhteşem yolu yapışmalarla beraber işte Mezopotamya, Anadolu, işte İran, Anadolu arasında arkadaşlar e, ticaret hacmi daha da gelişmiştir. Dolayısıyla Kral Yolu'nun yapılması ticaret, uluslararası anlamdaki ticaret, devletler arası ticareti geliştirmiştir diyebiliriz. Urartuların taş ve maden işçiliğinde ilerlemeleri bu onların uğraş alanlardır. İlerledikleri mesleklerdir arkadaşlar. Dolayısıyla bu onlara has bir uğraş alanı. Taş ve maden işçiliğiyle uğraştı diye, urartular uğraştı diye tüm işte Anadolu ticaretini geliştiren durum ortaya çıkmış değildir. Bu urartularla ilgili bir durum. Hititlerin çivi yasını kullanması, evet bu kültürle ilgilidir arkadaşlar. Hititler çivi yasını kullanmışlar. E, uluslararası ticaretin gelişimine ortam hazırladığı bir e, durum değildir bu. Tam aksine ticaretten dolayı aslında uluslararası ticaretten dolayı çivi yasını Hititler e, öğrenmiş ve kullanmışlardır. Yani ticaret çivi yasının kullanmasına zemin hazırlıyor. Çivi ticaretin gelişimine ortam hazırlamıyor. Evet, iyonların oligarşi yönetimiyle idare edilmeleri. İonlar, işte belli bir grup tarafından, zümre tarafından yönetiliyorlardı. Ama bu onların siyasi durumuyla ilgilidir, ekonomik durumuyla ilgili değildir. Ekonomiyi canlandırmaz bu durum, ticareti geliştirmez. Demek ki e, Kral yolunun yapılması ulusal ticareti geliştirmiştir. Cevap B seçeneği. Yukarıdaki gelişmeler yönetim, hukuk ve ekonomi alanları ile ilişkilendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Fenikerlerin koloniler kurmaları. Fenikerler kolonilerini hangi amaçla kurmuşlardır? Tabii ki ekonomik amaçla kurmuşlardır. Evet, ticaret için kurmuşlardır. Evet, Sümerlerin şehir devletleri halinde yaşamaları. Bakın siyasi yapısı. Devlet nasıl yaşıyor? Şehir devletleri şeklinde yaşıyor. Demek ki yani işte merkezinde kral yok arkadaşlar. Siyasi anlamda bölünmüşlükler var. Bu da yönetimle ilgilidir arkadaşlar. Yönetim. Peki e, Yunanlarda Solon Klistenes'in yasalar çıkarması, yasa, kanun. Yani hukukla ilgili değil midir arkadaşlar? Yasa var, kanun deyince aklımıza hukuk gelecektir. O zaman yönetimde hangisi varmış arkadaşlar? İki. Ö, yönetimde iki. Efendim hukukta hangisi var? Hukukta 3 var arkadaşlar. Evet 2'den sonra demek ki burada 3 olmalı. Ekonomide de zaten hangisi olmalı arkadaşlar? Fenikellerin koloniler kurmaları denen bir olmalı. Evet bu şekilde olmalı eşleştirme. Cevabımız C seçeneği. İnsan uygarlıklarından Fenikeliler deniz ticaretinde, Lidyalılar kara ticaretinde, Mısırlılar da tarımda gelişme göstermişlerdir. uygarlıkların farklı alanlarda gelişme göstermesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir? Evet, Fenikeliler e, deniz ticaretinde e, gelişme göstermiş çünkü bulundukları bölge işte e, şimdiki ne diyelim biz Lübnan tarafları arkadaşlar. Yani Akdeniz kenarı, kıyısı. Bu bölgede kurulmuşlardır. Dolayısıyla Fenikeller e, bulundukları coğrafyadan dolayı deniz ticaretiyle uğraşmışlardır. Lidyalıların kara ticaretinde e, ilerlemesinde de bulundukları konumun etkisi elbette var. E, Lidyalılar ne kadar da işte Ege tarafında kurmuş olsa da e, bulundukları bölge arkadaşlar e, ticarete elverişli bir bölge. Denizde çok e, ticari anlamda gelişemiyorlar. Çünkü İonyanlar onlara izin vermiyor. Lidyalılar da zaten Bulundukları coğrafi itibariyle arkadaşlar birçok yere ulaşım sağlayabilecek durumdalar. Dolayısıyla Lidyalılar kara ticaretinde coğrafi e, şartların el vermesinin dolayı ticaretle uğraşıyorlar. Mısırlarda da tarımla uğraşıyorlar. Çünkü e, toprağa tarıma son derece müsait arkadaşlar. Son derece müsait. E, verimli toprakları var, nin nehri var. Evet din inançlarının görüyorsunuz hiçbir şekilde etkisi yok. Dinden dolayı deniz ticaretiyle uğraşmış değil Fenikeller. Yönetim anlayışlarından dolayı da değil. Yani işte krallıkla yönetiliyor diye ya da işte şehir devleti var diye bu uğraşlar olmaz elbette değil mi? Özgün kültüre özelliklerinin, özgün kültüre özellikleri olsa olsa sadece Mısırlara aittir arkadaşlar. Çünkü Mısırlar çok fazla çevre uygarlıklardan etkilenmemişlerdir. Sonradan etkilenmeye başlamışlardır. Ama Fenike ve Lidyalılar için bu söylenemez. E, ticaret yollarını demiş olsak, şimdi ticaret yollarının bunda ne kadar etkisi var? Ticaret yolu. Sadece ticaret yolunu etkileyen Lidyalılardır arkadaşlar. Ticaret yolunu etkilediği medeniyet Lidyalılardır. Çünkü Lidyalılar kral yolunu, kral ticaret yolunu işler bir şekilde kullanmışlardır. Ama aynı şey Fenike ve Mısırlar için söylenemez. Demek ki yaşadıkları coğrafi şartların mutlaka etkisi vardır. Demle ne söyledik? Fenike'lerin, Lidyalıların Mısırların yaşadıkları coğrafi şartlar bu uğraşlara son derece elverişli olduğundan Fenikeliler deniz ticaretinde, Lidyalılar kara ticaretinde, Mısırlılar tarımda e, ilerlemişler ve bu konularda e, gerçekten de o dönemde ciddi e, gelirler elde etmişler, zenginleşmişlerdir. Evet, cevabımız D seçeneği.